Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peluş kumaşlarla ilgili detaylı bilgi vermek için burada bulunuyorum. Masamda da görmüş olduğunuz üzere birçok peluş kumaş bulunuyor. Özellikle nereden aldığımı söyleyerek hemen başlamak istiyorum. Ben Peltex'ten burada bulunan tüm kumaşlarımı temin ettim. Eğer sizler de temin etmek isterseniz bu videonun aşağısındaki bilgi kutusunu tıklayarak Instagram hesaplarına ulaşabilir ve istediğiniz 200 çeşitten fazla desene sahip olan peluş kumaşa ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere özellikle bu videoyu çekmek istedim. Çünkü peluş kumaşların dikiminden kesimine birçok konuda çok fazla zorluk yaşayan kişiler var. Ve bunu Instagram'da da çok fazla soru olarak alıyorum. Bu yüzden bu videonun sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle peluş kumaşlarımı yıkayarak işlemime başlıyorum. Bunu da 20 derecede hassas yıkamalar için kullanılan deterjanları kullanarak yapıyorum. Bu şekilde yıkarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız sizlerde. Ya da kuru temizlemeye vermeniz gerekiyor bu tarz kumaşları. Ama evde en basit şekilde benim yaptığım yöntemle yıkayarak sorunsuz şekilde kesim aşamasına geçebilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim kullandığım iğne, dikerken 12 numara iğne kullanıyorum. Daha kalın iğne kullanmanıza gerek yok. Gayet yeterli oluyor. Çünkü peluş kumaşlar o kadar sık ve sert bir dokumaya sahip değil. Gayet rahat bir şekilde 12 numara iğne ile dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer konu da makinede nasıl dikebileceğiniz. Makinede baskı ayağını gevşeterek daha kolay makinenin altında ve dişlilerden kaymasını sağlamak olacak. En önemli püf noktası bunlardı. Peluş kumaşı kullanabileceğiniz alanlardan bahsedelim biraz. Bunlar nelerdir? Kürk, mont, kaban, paspas takımı, seccade takımı, nevresim takımı, terlik, ayakkabıların içine astar olarak bu gibi alanlarda, hatta saymayı unuttuğum birçok alanda peluş kumaşları kullanabilirsiniz. Özellikle kaban içlerinde astar niyetine de çok fazla kullanılıyor. Kışın oldukça sıcak tutuyor bu sayede. Peluş kumaşlarla ilgili bilmeniz gereken tek yön çalışıldığı, aynı kadife kumaş mantığını düşünmeniz gerekiyor. Kumaşın üzerine elinizi sürüp tüylerinin yönü ne tarafaysa o tarafın düz yön olduğunu kabul edip tüm kalıpları bu yöne doğru yerleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem en önemli işlemlerden bir tanesi. Zaman ve kumaşınızın ziyan olmaması için buna dikkat etmelisiniz. Peluş kumaşlar kısa tüylü ve uzun tüylü olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle uzun tüylü peluş kumaşlarda kesim işlemi küçük bir makasla veya jilet yardımıyla yapılması gerekiyor. Çünkü tüylerin kesilmesini istemiyoruz. Tüyler kesildiği zaman kenar kısımlarında dikiş tamamlandıktan sonra kısa kısa olan tüylerden kötü bir görüntü elde edersiniz ve ürününüz çöp olur. Bunu istemeyeceğimiz için jiletle ya da küçük makasla ve küçük darbelerle bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bir diğer ise kısa tüylü peluş kumaşlar. Kısa tüylü peluş kumaşlarda ise normal makas kullanabilirsiniz. Bunda sorun yaşamazsınız. Dikkat etmeniz gereken bir nokta ise makası 90 derecelik açıyla tutmanız gerektiği. Hafif yamulttuğunuz zaman kayma oluyor ve normalde kestiğiniz kalıptan 1 santim ya da 1,5 santim kadar küçük bir kalıp ortaya çıkıyor. Uzun tüylü peluşlarda ise kenar temizleme işlemini yapmanız gerekiyor. Ya da içeriye doğru elinizle ittirerek dikmeniz gerekiyor. Uzun tüylü peluşlarda bu sorun olmuyor. Fakat zorlanırım derseniz o zaman kenar temizleme işlemine geçebilirsiniz. Bunu da bir şiş yardımıyla ayırarak tüyleri temizlemelisiniz. Bu tüyleri temizleme işleminde sıkıntı yaşarsanız bant yapıştırarak tüylerin etrafa saçılmasını engelleyebilirsiniz. Son temizlikte bir bant yardımıyla tüm kenarların temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta üzerinize yapışan tüm tüylerden de bant yardımıyla kurtulabilirsiniz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise çalıştığınız alanda halı bulunmaması. Halılara tamamen tüyler yapışacağı için sağlıklı bir ortam oluşmayacaktır. Zaten genelde de eğer dikiş yapıyorsanız odanızda halı bulunmamalı. Çünkü tüylerin arasına tamamen
overlock makinesinden çıkan ya da normalde kullandığınız makineden ya da keserken çıkardığınız tüylerden aralarına girecektir. Bunu önlemek adına bulunduğunuz, çalıştığınız ortamda halı kullanmamalısınız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.